Nerede kaldın merak ettim. Oo, öyle bir ziyafete davetli olduğumu bilseydim gecikir miydim hiç? Eskiciye senin rakı şişelerini sattım da tam 20 liralık şişe birikmiş, iyi mi? Yaman kızsın yaman. Böyle külüstür bir yere gelin girecek kız değilsin. Arabalara, kürklere, saraylara layıksın sen. Böyle 20 liralık bizi biriye nasıl karı olursun? Şakayı bırak, meraktan öldüm. İş bulabildin mi? İşim işim, boş ver, boş ver. Bir zengin olmanın, kolay zengin olmanın yolunu buldum. Bak gel. Şimdi sana bir beste çalacağım, dinle. Sofraya oturmayacak mıyız yani? Hı, sen bana bir rakı ver oradan. Nasıl? Bu muydu beste? Bu Şehnaz Longa'ydı. Hoşuna gitti mi? Bilmem, gamlı bir şey ha? Şimdi dinle. Bunu nasıl bulacaksın bakalım? Bak bu güzel işte, insanı oynatıyor. Neyi diyorduk, insanı dertlendiriyor? Böyle düşünen bir sen değilsin maalesef. Bu da kolay para kazanmayı kovalayanların işine geliyor. Elimizde canına okuyacağımız, maskara edeceğimiz bir müzik hazinesi var. Şimdi bu parçalara insanların büsbütün aklını karıştıracak toplumsal sözler de yazdık mı tamam. Sen de çıkar söylersin bu şarkıları, oldu mu? Ben mi? Ben şarkı marka söylemem. Doğru dürüst sesim yok. Oranı buranı açıp söylersen dinliyorlar. Ama ben tövbeliyim artık. Oh, oranı buranı açmana lüzum yok. Ses beste lazım değil. O züppelerin hoşuna gidecek bir takım numaralar yaptın mı tamam. Seni sosyetenin en tutulan şarkıcısı yapacağım. Bol bol da para kazanacaksın. Ama ben nasıl... Sen işi bana bırak. Nasıldı bakayım? Başardık. Sen bir dahisin Haşmetciğim, bravo! Böyle şaşkınlık dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir herhalde. Şimdi bu müşterinin bizi adam akıllı pataklaması gerekmez mi? Anlamadım. Galiba yanlış bir iş yaptın Haşmet. Teşekkür ederim, çok çok teşekkür ederim. Tıpkı filmlerdeki gibi, ama öyle şaşırdım ki. Ben de, ama kabahat bizde değil bunları dinleyenlerde. Tebrikler, tebrikler! Sen dünya çapında bir yıldız olacaksın, ben yapacağım, göreceksin. İsmin ışıklarla yazılacak, filmlerin, plakların. Tuncay beyler Ayşegül hanımla tanışmak istiyorlar. Ferhunde ile Neco da yanlarında. Fabrikatör Ahmet bey de beraber efendim. Yolumuz çok uzak biliyorsun. Vakit de geç oldu. Olmaz, çok önemli. Ayrıca Tuncay'ı tanıyorsun. Müşterek plak şirketimiz var. Ayşe'nin istikbali için gerekli bu münasebetler. Ne olur biraz kalalım ha. Hadi çıkın da giyineceğim. Yo, bu kılık da çok daha enteresan. Sakın unutma, kara cahil bir gece kondu Dilber rolü oynayacaksın. Oyunun iyi oynanmasına bağlı. İyilik edeyim derken Ayşe'ye en büyük kötülüğü yaptın Haşmet. Bu bataklığa bir düşerse, onu artık sen de kurtaramazsın. İnsan en çok sevdiği şeyi çamura atar mı? Bu ne? Viski. Hani demin şarkında söylüyordun? İç bakalım, nasıl gelecek? Taslar çok güzel be! Tahta kurusu suyu gibi! Bir teklifim var çocuklar. Ayşe İstanbul'un gece hayatını gösterelim. Önce Hilton'dan başlayalım. Hilton ne be? Bu kılıkta mı? Enteresan değil mi?
Ayşe! Hı. Hinton'a gidiyoruz, hadi! Sen öteki arabaya!